Işığı yak diyorum. Lambam yandı. Işığı söndür diyorum. Lambam sönmüş oldu. Cihazı çalıştır. Bakın lambamız yandı. Cihazı kapat. Evet, bakın lambamız sönmüş oldu. Herkese merhabalar. Bu videomuzda Bluetooth HC05 ve HC06 ile birlikte role kullanarak evdeki cihazlarımızı Bluetooth üzerinden nasıl çalıştırabiliriz? Bundan bahsedeceğiz. Bununla ilgili bir devre tasarlayacağız. Devrede kullanacağımız malzemeler 1 adet breadboardumuz, 1 adet Arduino'muz, 1 adet Bluetooth HC05 modülümüz. Bluetooth modülümüzün RX pinine 3.3 volt vereceğimiz için yapacağımız seri devrede kullanacağımız 2.2 kilo ohmluk direnç ve 1 kilo ohmluk direncimiz. Bir tane rolemiz. Biz aktif düşük bir role kullanacağız. Çalışma prensibi low komutunda aktif oluyor. High komutunda da pasif olan bir role ve lambamız 220 volt çalıştıracağımız 220 volt fiş girişlerimiz. Burada da elektrik prizimiz mevcut. Şimdi devre şemasını karşıma açıyorum ve devreyi tasarlamaya başlıyorum. Bluetooth modülünü alıyorum. Devre şemasındaki gibi board'umun üzerine bu şekilde yerleştiriyorum. 2.2 kilo ohmu bir ucu RX pinine gelecek şekilde board'umun üzerine yerleştiriyorum. Aynı zamanda 1 kilo ohmluk direncimi de yine bir ucu RX ve 2.2 kilo ohma denk gelecek şekilde breadboard'umun üzerine yerleştirdim. Bakın şu şekilde gösterelim. Şuradaki iki bacak birbirine temas ediyor. Aynı zamanda da RX pinine temas ediyor. Şuradaki iki bacak ise bakın aynı doğrultuda değil, birbirlerine temas etmiyor. Buna dikkat edin. Şimdi devre şemasına göre bağlantımızı yapalım. 2.2 kilo ohmdan board'umuzun eksi şeridine bir bağlantı yapıyorum şu şekilde. 1 kilo ohm üzerinden Arduino'muz da 6 numaralı pine gitmiş. 1 kilo ohmun olduğu bacağa bir jumper kablo bağlıyorum. Arduino da bunu 6 numaralı pine bağlıyorum. TX pininden ise Arduino da 5 numaralı pine gitmiş. Turuncu kablo kullanmış. Bizde aynı renk kablomuz var. Oradan kullanalım. TX pinimiz dirençlerin yanındaki pin. Buradan da Arduino'nun 5 numaralı pinine bağladım. TX pininin hemen yanı eksi. Bunu breadboard'un eksi şeridine bağlıyorum. Buradaki kabloyu. Hemen onun yanı da artı pini. Artı girişi. Bunu da breadboard'un artı şeridine bağlıyorum. Bu şekilde Bluetooth bağlantımı hallettim. İsterseniz Arduino bağlantılarını da yapalım. Eksi şeritten Arduino'nun GND'sine, artı şeritten de Arduino'nun 5 voltuna bağlantıyı yapıyorum. Gelelim role bağlantısına. Rolenin bakın şurada pin çıkışları var. Buradaki pin çıkışları için dişi jumper kablo kullanacağım. Şu şekilde jumper kablolarımı role pinlerinin üzerine monte ediyorum. Kontrol ettiğim zaman role pin uçlarını, sol taraf VCC imiş. Hangi kabloyu bağlamışız? Gri renkli kabloyu bağlamışız. Gri renkli kablo VCC. Yani bunu artı şeridine bağlıyorum. Hemen onun yanındaki GND'ymiş. Mor kablomu GND'ye bağlıyorum. Breadboard'un eksi şeridine. Yanındaki girişim ise in girişi. Yani mavi kablo. Role'den giden mavi kabloda bakıyorum devre şemasına. 9 numaralı pine bağlamışım. Onu da gelip 9 numaralı pine bağlıyorum. Rolemin Arduino bağlantısı bu şekilde. Rolemin 220 volt kısmı var şimdi. Devre şemasını kontrol ettiğim zaman elektrik prizinden, yani şuradaki kablonun ucundan gelen ucumuz bakın şurada. Ben uçlarını bu şekilde bıraktım. Şurası lambaya giden uç. Devre şemasında mavi renkli olan kablo roleye gelecek olan. Bu da kahverengi kablo. Bu da elektrik prizinden gelen kablo. Demek ki kahverengi kablom benim rolede orta uca girecek. Hemen şurayı birazcık gevşetiyorum. Buradaki kablomu rolenin orta ucuna yerleştiriyorum. Hem roleyi hem de şu şekilde kabloya bastırıyorum ki oynamasın ikisi de. Ve kabloyu sıkıyorum. Bu şekilde orta şeride bağladım. Şimdi rolenin kontaklarına şöyle baktığım zaman arka tarafına çeviriyorum. Normalde açık kontak burasıymış. Şurada gözüküyor bakın, kontak buradan buraya temas etmiyor, buraya temas ediyor. Normalde kapalı burası. Yani bu taraftaki şu kontağı kullanacağım. Demek ki lambaya gidecek olan uç kablom burası. Bunu da gelip buraya bağlayacağım ama şurayı biraz gevşetelim. Gevşettik. Bunun içerisine kablomu yerleştiriyorum. Buradan da vidayı bu şekilde
sıkarak bağlantımı yapıyorum. Şimdi nasıl bir bağlantı yaptım? Elektrik fişine bağlanacak olan kablomun bir ucu rolenin orta ucuna, roleden çıkan uç lambaya, lambadan çıkan uçsa yine elektrik fişine gelmiş olacak. Şimdi ben devreyi çalıştırdığım zaman bunu 220'ye bağlamadan önce rolenin ışıklarından ben devremin çalışıp çalışmadığını anlayacağım. O yüzden öncelikli olarak isterseniz USB kablomu Arduino'ya bağlayalım. Arduino'yu da bilgisayarımıza bağlayalım. Kodlarımızı bilgisayarda hazırladıktan sonra Arduino'muza atalım. Ve devrenin çalışmasını cep telefonunuza yüklediğimiz uygulamayla hep birlikte bir test edelim. HC05 Bluetooth modülü kullanarak role ile cihaz kontrol devresinin kodlamasını Arduino'da birlikte tasarlayalım. Arduino programını açtım. İçerisine zaman kaybı olmaması açısından kodları daha önceden yerleştirdim. Şimdi kodlar içerisinde bir açıklama yapacağım. Hangi kod satırlarının ne işe yaradığıyla ilgili. Yukarıya devremizle ilgili bir tanımlama satırı ekledim. 2 satır. Hemen onun altına Software Serial kütüphanesini buraya ekledik ve onun altına da rolemizi 9 numaralı pine bağladığımızı belirttik ve bununla ilgili bir değişken tanımladık. Hemen alt tarafına Bluetooth modülünden gelen pinlerin Arduino'da hangi pinlere bağlanacağını burada belirttik. 5 ve 6 numaralı pin olarak ifade ettik. Voice Setup içerisine geldiğimiz zaman roleyi çıkış olarak tanımladık. Bluetooth seri iletişimini burada başlattık. Ve devreye enerji verdiğimizde rolemiz enerjilenmemesi için roleye high komutu gönderdik. Burada kullandığımız role aktif düşük bir role olduğu için komutlar ters işlemekte. High komutu gönderdiğimizde rolemizin enerjisini kesmekteyiz. Low komutu ile rolemize enerji vermekteyiz. Bundan dolayı da burada high komutunu kullandık. Daha sonra void loop'un içerisine geldik. Eğer Bluetooth bağlantısı varsa ne yapsın? Bluetooth'tan gelen veriyi okusun istedik. Bluetooth'tan gelen veri 1 ise rolemize low komutunu göndersin. Yani rolemizi aktif etsin. Eğer Bluetooth'tan gelen değer 0 ise rolemize high komutu göndersin. Ve rolemizin çalışmasını durdursun istedik. Komutlarımız basit. Şimdi Arduino kartımı bilgisayara bağlıyorum. Yukarıda Arduino'nu seçili. COM7 portum burada bakın seçili. Ve kodları Arduino kartıma gönderiyorum. Evet, şu an kodların yüklemesi tamamlandı. Şimdi hep birlikte devrenin çalışmasını bir kontrol edelim. Evet, kodlarımızı Arduino kartımıza gönderdik. Bakın Bluetooth modülümüz devamlı yanıp yanıp sönmekte. Bunun amacı şu an bağlantı kurabilirsiniz diyor bize. Rolemizin enerjilendiği ama aktif olmadığı şu an rolemizin kırmızı ışığından anlıyoruz. Yeşil ışık yandığı zaman da rolemiz enerjilenmiş olacak komut gönderdiğimizde. Şimdi cep telefonundaki programımızı açtık. Bakın programımız şu. Daha önceki videolarımızda bu programın nasıl yükleneceğinden bahsettik. Kısaca üzerinden geçecek olursak yine. Eğitim sitemiz içerisinde role ile cihaz kontrolü konumuz var. Bakın bu konunun içerisine girdiğinizde alt taraflarda program için linki göreceksiniz. Bakın burada bir QR kod var. Bir de ayrıca indir butonu var. Hangisinden indirmek istiyorsanız programı indirip telefonunuza kurabilirsiniz. Telefonunuza programı kurduktan sonra bu şekilde bir simge gözükecek. Tıkladığımızda karşımıza böyle bir ekran gelecek. Şimdi biz burada iki şekilde çalıştırma yapacağım uygulamayı. Hem LED lamba yakma butonu ile yapacağım. Aynı zamanda ses kontrolü ile yapacağım. Bundan önceki ses kontrolü devresini uygulamasını yapmıştık. Aynı kodları atarak Arduino içerisine evdeki cihazlarımızı da sesle kontrol etmeyi göstereceğim. LED lamba yakmayla başlayalım isterseniz. Bakın buraya tıklıyorum. Bluetooth cihazı seçin demiş. Buraya tıkladığım zaman bakın Bluetooth aygıtım gözüküyor burada HC05. Eğer sizde gözükmüyorsa buradaki Bluetooth simgesine tıklayın. Açılan sayfada Bluetooth aygıtları tarayacaktır. Tarandığı zaman HC05 gözükecektir. Daha sonra HC05'in üstüne tıkladığınızda sizden bir şifre isteyecek. 1234 diye şifreyi girdiğiniz takdirde HC05'iniz buraya kaydolacaktır. Kaydolduktan sonra artık buradan üzerine tıklayarak HC05'i bakın bağlantıyı burada kurabilirsiniz. Burada bağlantı var yazıyor. Eğer bağlantı ile ilgili sorun yaşarsanız Bluetooth aygıtlarını tanıtma ve LED diyot yakma ile ilgili ilk videomuzu izleyebilirsiniz. Orada ayrıntılı biçimde bunu anlattık. Şimdi ışığa yak butonuna bastığımda şu an elektriği bağlamadım 220 volt ama rolenin üzerindeki yeşil ışığımın yanması lazım. Bir elektriği vermeden bir test edelim isterseniz. Bakın rolemiz enerjilendi, yeşil yandı.
Işığı söndür diyorum. Bakın rolemiz enerjisi kesti. Şimdi 220 voltta deneyelim. Evet, 220 volt bağlantısını yaptık. Işığı yak diyorum. Ve bakın lambam yandı. Işığı söndür diyorum. Ve lambam sönmüş oldu. Bu şekilde de bakın devremizi kontrol etmiş olduk. İsterseniz Arduino'da sesle kontrol komutlarını gönderelim kartımıza. Bir de sesle evdeki cihazlarımızı yakmayı görelim. Sesle bağlandığı için devre şemasını açtığım zaman çok ufak bir değişiklik olacak. Ne olacak? Şuradaki iki pini 0 ve 1'e bağlayacağım. Devre şeması bu şekilde çünkü kodlarda buna göre yazılmış. Şimdi kodları göndereceğim. Yalnız 0 ve 1'e bağladığınız için şuradaki VCC'ye bağlı jumper kablonuzu çıkartıp kodları bu şekilde Arduino'ya atacaksınız. Yoksa hata mesajı alırsınız. Daha sonra attıktan sonra buradaki kabloyu tekrar buraya bağlayabilirsiniz. Şimdi biz kodlarımızı atalım. Bluetooth modülü kullanarak sesle cihaz kontrolünün kodlamasını Arduino'da birlikte tasarlayalım. Arduino programını başlattım. Kodları ben sizin için tekrar açtım. Kodlama satırlarıyla ilgili bir açıklama yapacağım. En yukarıda devremizle ilgili bir açıklama satırı ekledim. Hemen altına string ile metni oku şeklinde bir değişken tanımladım ve bunun içeriğini şu an için boş bıraktım. İçerisinde hiçbir metin bulundurmadım. Hemen altına rolemin bağlandığı pini belirledim. Int ile bir değişken tanımladım ve buna cihaz ismini verdim. Siz istediğiniz ismi verebilirsiniz. Burada ben led de bağlayabilirim, lamba da bağlayabilirim diye genel bir isim olsun istedim. Voice setup'ın içerisine geldiğim zaman tanımlamış olduğum cihaz ismini yani rolemi çıkış olarak tanımladım. Aynı zamanda devrem çalışır çalışmaz devreye enerji verdiğinde rolemin pasif duruma geçmesini yani çalışmamasını istedim. Burada rolemiz aktif düşük bir role olduğu için high ve low komutları ters çalışmakta. Bundan dolayı burayı high olarak tanımladım. Hemen altına da serial begin ile Bluetooth'un iletişim hızını 9600 olarak ayarladık. Void loop'un içerisine geldiğim zaman while ile seri bağlantı yani Bluetooth bağlantısı var mı diye bir komut yazdık. Ve hemen altına da metni okuması için bir ifade tanımladık. Hemen altına geldik dedik ki eğer metni oku ifadesinden gelen metin değeri varsa yani gelen bir komut var ise sıfır değerinden büyükse ve gelen ifade değeri cihazı çalıştır şeklindeyse siz buradaki cihazı çalıştır kısmına istediğiniz kelime grubunu yazabilirsiniz. Program içerisinde sesle komutla o komutu girmeniz lazım. Ve bu komut geldikten sonra ne yapmasını istiyorum ben? Rolemin enerjilenmesini. Biraz önce dediğim gibi rolem ters mantıkla çalıştığı için low komutu göndererek rolemi burada enerjilendiriyorum. Eğer gelen komut cihazı kapat şeklinde bir komut ise bu sefer rolemin enerjisini kesmek için roleme high komutunu göndererek enerjiyi kesiyorum. Daha sonra metni oku değişkenimin içerisindeki gelen mesajı sıfırlıyoruz. Bundan sonraki gelecek olan komutlara hazırlıklı olsun. Ve burada da 100 milisaniye gibi kısa bir değer veriyorum. Devrem birazcık daha kararlı çalışsın. Şimdi Arduino'mu bilgisayara bağlıyorum. Yukarıdan COM portum seçili. Buradan da Arduino Uno kartımızı seçelim. Tamam diyorum. Ve kodları Arduino kartıma gönderiyorum. Kodların yüklemesi tamamlandı. Şimdi hep birlikte devremizi bir test edelim. Evet, şu an kodlarımızı Arduino'muza gönderdik. Cihazı sesli komutla çalıştıracağız. Sesli cihaz kontrolüne tıklıyorum. Bluetooth cihazını seçin diyorum. Buradan Bluetooth cihazını seçiyorum. Ve konuşma metnine cihazı çalıştır diyeceğim. Cihazı kapatmak için de cihazı kapat diyeceğim. Cihazı çalıştır. Bakın lambamız yandı. Cihazı kapat. Evet bakın lambamız bu şekilde sönmüş oldu. Başka bir şey söylediğimizde çalışacak mı bakalım. Lambayı çalıştır. Bakın farklı komut gittiğinde çalışmıyor. İlla bizim kodlarda yazdığımız komut olması lazım. Cihazı çalıştır. Cihazı kapat. Gördüğünüz gibi sesle cihazları bu şekilde kontrol etmiş olduk. Burada biz 220'ye lamba bağladık. Siz isterseniz bir motor bağlayabilirsiniz. Evdeki farklı cihazları kontrol edebilirsiniz. Bir uzatma kablo bağlayarak, uzatma bir priz bağlayarak prize bağlı cihazları kontrol edebilirsiniz. Yapmış olduğumuz uygulamada bu şekilde. Uygulama hakkında da yorumlarınızı yorum kısmına yazın. Uygulamamızı birazcık daha geliştirmeyi düşünüyoruz. 4V araç kontrolü burada butonumuz eksik ama şu an aktif değil.
Alt tarafta bizi Instagram'dan, TikTok'tan ve YouTube'dan takip etme linklerimiz var. Eğitim sitemizin linki var. Zeka Teknolojileri sitemizin linki var. Buralardan da bizleri takip etmeyi unutmayınız. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Aklınıza takılan sorular olursa yorum kısmına yazabilirsiniz. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna, videomuzun daha çok kişiye ulaşması için paylaş butonuna, kanalımıza yüklenen videolardan haberdar olmak için ise hemen alttaki abone ol butonuna basmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.